Sen gariban edebiyatı yaparım, etraflarında dönerek konuşacaksın. Evet. Hayır, öyle değil 4 ya. 4 yıl bahis eğitimi ha. Ne döneyim etrafında? Oradayım işte. Gariban eğitimi, şey, evet. Gariban eğitimi. Evet, evet. Şey, Mete söyledi ki sen iş yapacaksın da bu oğlan ne iş yapacak? Ha, senin mesleğin bahçıvanlık. Evet. Anladım. Bu evladımız onun ne iş oğlu, yapabiliyor? Oğlu, oğlu. Tamam, şimdi evladımız. Efendim, ben normalde gördüm sizin bahçenizi. Benim için sizin bahçenizi derlemek, budamak, sulamak falan yarım gün aslında. Oğlum işe girdiği zaman işi ettiği için... Bir daha yapmam gerekiyor ve bütün gün çalışmış gibi görünüyorum. Mantıklı. Ve ondan mütevellit çok tabii. Para yakıyorum. Sen borsa biliyorsun. Evet. Borsa bu işte. Evet. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Mantıklı geliyor vallahi. E tamam, alalım. Biz sizi işe alalım o zaman. Çok bence güzel. Büyük alalım. Geçmiş olsun. Alet dediğim alet ha, buyuruyor işte. Zenginiz biz şey, olsun, özel cihaz. Canı sağ olsun. Şey, hemen sahneye Mete, iki kişi, bir bayan bir erkek al sahneye. Bir bayan bir erkek. Nasıl alınıyor abi? Buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Ben de karşı böyle şey gibi. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Evet, bunlar sizin arkadaşlarınız. Zengin ve şımarık değil mi? Evet, merhaba. Arkadaşlarınız. Arkadaşım siz de... köşede çılgın gibi öpüşüyorlar. Hayır. Siz de, siz içeriye sizi çağırsınlar ve eğlendirin misafirlerimizi diye emredecek patronun. Evet. Bahçıvanım ya. Fark etmez. Ha, tamam. Evet. Bahçıvan misafirler mi? misafirler otursanıza. Bahçıvanız lütfen. Ya. Evet Ezgi, çok saçma bir konudan bahsediyorsunuz gülerek. evet işte öyle halılar saçma sapan bir hale gelmişler. Böyle bir dokunda hemen leke olmuş. Ama yaptıracağız bir şekilde işte. Mete söyle, geçen gün paraları atıyorum denize, martılar nasıl kapıyor? Geçen gün paraları böyle denize atıyorum böyle fıt 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 böyle balıklar nasıl mevsim, balık mevsimi geldi değil mi? Oradan anlıyorum ben. Balığa atlıyorlar ya. Öyle bir saçma muhabbet işte. Kestik, kestik. Sen ne yapıyorsun orada? Arkadaşım, ne yapıyorsun? Biz evet, çağır. Mete çağır şunları. İsmini öğrenmiş miydin? Şarjı İsmini da. Öğrenmiş miydin? Bahçıvanlar. Bahçıvan ve oğlu. Gelin, evet merhabalar. Hoş geldiniz. Misafirlerimize bir merhaba deyin isterseniz. Efendim hoş geldiniz, evet, merhabalar. Yeni aldığımız evimizi. Merhabalar. Afrika'da elemanlar bunlar işte. Mete söyle, bak bir hikayelerini anlatsınlar, ne komikti. Bak bak, şimdi sizi hayat hikayelerini anlat. Bak dinle, Allah aşkına bak, dinle. Dinle. Anlat bak. Ne oldu? Efendim biz bahçıvanız sağ olsunlar, bize kapılarını açtılar. Ne kadar açtınız onu anlatın. Kaç zamandır yemek yemiyorsunuz? Şimdi böyle bir konuya... Ezgi söyle kadına, bak buraya bak. Eğleneceğiz atla kadının ya. Üstüne, bak buraya bak. De. Bak buraya bak. Hop, bak buraya bak. Şu kesin vallahi ucuz bilet aldı, söyleyeyim. Ya yapma şunları. Ya, ben ne yaptım? Bugün bana kızı bitirdi. Bana ne abi, şalvar giyseydi. Evet, sen şimdi buradan şeyi çıkarmamız lazım. Sen mazlum olarak seyirciden puanı alman lazım, tamam mı? Ama mazlumsun, yemek yemedin ama çok acayip özelliklerin var. Mesela çok feci dans biliyorsun, opera biliyorsun. Bahçıvanım lan ben. Evet. Şimdi bir aniden bir operalık çıkıyor senden, tamam mı? Evet bahçıvanım, size özel yeteneklerinden olan siklemen dansını yapacağım. Bahçıvanım ben ya. Siklemen dansı ne lan? Çiçek işte o. E söyledin, yapacaksın o zaman. Hadi bakalım siklemen dansı. Eğlendir bizi. Bekliyoruz. Beyefendi. Arkadaşım, çok mahcup olacak şey Mete ve karısı. Öyle tamam mi? Mı? O sen diyeceksin ki yıllardır bana şey yaptınız ama... Evet göster. Yıllardır mı? Daha bu sabah aldılar işe. Olsun. Saatlerdir. 3-2-1 buyurun. Bu öbür şirketten kalan ay çalışan. Bravo. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk sizden. Olsun. Ara ara cuma geceleri sizi eğlendirmek için bu özelliğimizle yapıyoruz. Gerçekten bravo. Ne kadar esneksiniz. Yavrum o zeytinyağını yatırdığım kırbacı getir. Yemek sonrası için. Arkadaşım, evet. Şimdi şey diyecek ki kadın, aa siz bir de aşağılıyorsunuz bunları. Beyefendi sen söyle Mete'ye, dön Mete'ye. Mete sana hiç yakışıyor mu de bunları aşağılıyorsun? Adam ne biçim dans ediyor? Mete Bey hiç yakışıyor mu size? Beyefendi ne güzel dans ediyor. Arkamda 2 saattir kakır kakır gülüyordu, ne oldu? Ha?
Ha? Ha, cevap ama çok ben... güzel dans ediyor. Ben eşlik etmek için. Bence de güzel dans ediyor. Ben aşağıda evet. Eğlendirsin bizi istiyorum. Tabii, Allah o zaman eğlendirmeye devam etsin. Bence biz i̇şte, oradan devam edelim. Misafirim istedi. Buyur arkadaş. Evet, lütfen. Arkadaşım git patrona, patronun önünde konuş. De ki sen beni aşağıladın saatlerdir patron. Sesimizi çıkarmadık ama... Affedersiniz de siz beni aşağıladınız ama sesimi çıkarmak istemedim. Çünkü evladım olduğu için, onun rızkı olduğu için ben bir cümle etmek istemedim burada. Fakat benim de... Yüreğim var. Daha. Yüreğim ya. Ay ben çok kötü oldum. Kardeşim. Öyle bir şey yapabiliyor muyuz lan? Yaparsın ya. Burada her şeyi yapabiliyorsun. Kaybettiğim kardeşimsin sen benim. Ben senin küçük kardeşindim. Oradan bağlayalım. Seni denedim. Bağlı bütün sen zenginlik abi. Senin. O zaman tamam. Otur valla. Bu müsaade yapma. Hayır arkadaşım. Oğlum. Ha? Bütün zenginlik ya. Karı mı aldın abi? Kardeş yasası değil mi? Arkadaşım sen şimdi bir opera söylemeye başlarsın. Tamam bir şarkı söylemeye başlarsın. Mete... Ya bahçıvanım. Hayır. Mete seni sesinden tanır. Hah. Meğersem... Ya daha kötü. Yalvar. Meğersem sen şarkıcılığa küsmüş de bahçıvanlığa başlamış o kişisin. Çok meşhur. Akraba değiliz değil mi? Kim Allah aşkına? O kişi kim olabilir? Kişi... Ben nereden tanıyorum evet. O adamı? Neyse. Evet. Şey Mete de ki, ben seni bir yerden çıkaracağım ama... Nereden? Ben de çok merak ediyorum. İnşallah leş gibi bir yer değildir. Yahu ben seni bir şey söyleyeceğim tatlım. Efendim canım. Bir yerden. Tanıyor muyuz? Bir yerden hatırladım sanki. Bir yerden çıkaracağım ben seni yok, ama... Yok ben çıkaramadım. Bunu sizlerle paylaşmak istemezdim ama evet. Bundan birkaç sene önce çok önemli bir gece kulübünde... ...şarkılarımla insanları eğlendiriyordum fakat... Aa. ...beni müziğe küstürdüler. Eski kalk ayağa yalancı dalga geç. Ne? Yalan söylediğine ima et yalancı aman diye. Aman siz de yalan söylüyorsunuz göz göre göre beyefendi. Bahçıvanım dediniz ne ara şimdi kakat. Ay vallahi güldürmeyin beni. Söyleyin bir şarkıda duyalım o zaman. Sen sinirlen bağır babama yapmayın bunu diye evet. Ya babama yapmayın siz baba. Sen. Allah elimin tersindesin ha. Sen. Geç baba ya. Geç. İlk defa üzülmüyorum evladım biri sana bağırdı. İlk defa üzülmüyorum. Hak ettin çünkü yani. Mete'ye müzik ver ve o müzikle gider arkadaşıma konuşmaya. Bir saniye. Siz... Bir dakika dur. Sen bir çekil Allah'ını seversen. Siz o... Estağfurullah ben... Oo siz o. Ben konuşmaya öyle başlamak istemedim. Ama nasıl olabilir böyle bir şey? Söylemeyin. Hayır. Bu hale nasıl bahçıvan olurum siz ya? Beni müziğe küstürdüler. Benimle dalga geçtiler sahnede ve müziğe küstüm. Mete, bütün suç karınınmış gibi karına yüklen. Sen yaptın. Aa. Adam. Mete'ye de bulaştı. Ne yaptım ayol? Ne yaptın? Ne demek beni yaptın? Beni böyle bir adam yaptın. Ben böyle bir adam değildim. Beni böyle bir adam yaptın. Ben böyle bir adam değildim. Bana bak, dikkat et cekete bir sürü para verdik. Paradan yaptırdık zaten. Bu kendi para. Aa. Ne yaptın? Ne hale koydun beni? Rezil bir şey oldum ya. İğrenç. Dostlar biz... inin aşağı siz de be. Kıçım kaçalım mı biz? Hayır. Bence rejissörlük de vardı yani. Evet Mete, bak, sen otur. Mete sen aslında bunlardan biri değilsin. Bu çevre ve karın seni bu hale getirmiş. Evet. Ağlayarak, sen sonunda ağlayarak. Öyle olmuş. Evet. Bağır, çağır, sonunda ağla. Evet. Allah'ına sayın. Senin üzün bu değilmiş, o seni bağırıyor. Evet, tabii. Sen de aslında. Ne diyor çok ya üzülüyor. Adam. Evet, yere çöküp ağlarsın filan. En son yere çöküp ağlıyor. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Mahvettin beni be. Aha. İnsanlıktan çıktım. Ne bu halim benim? Yazık aç adama boğazını göster bilmem ne. Dönüyor arkasından bir şeyler var bilmem ne. Aslında barışsanız bunun gecesi güzel olur. Arkadaş. Onu bağlayacağız inşallah. Tecrübe. Daha ya bir karışma. Öyledir. Öyle bağlayacağız. Mete, şey komşulara da gir. Komşulara da girelim. Size de evinize girerim sizin. Ne terbiyesizsiniz. Nasıl insanlarsınız lan? Nasıl insanlar bunu? Böyle bir insan varken şey burada. Şey bak ama gel. Arkadaşım. Ben nasıl insan oldum? İşte kadın. Böyle söylerim. İşte her zaman söylüyorum. Kadın adamı rezil eder, vezir de eder. Yani bak sen şu yani inanır gibi değil. Adamı teselli et arkadaşım. Olacak şey değil. Hiç önemli değil. Karınızın böyle olması sizi üzmesin. Benim ama evladım böyle ya. Benim ev, o benden. Siz onu seçtiniz. Ben o benden çıktı. Şimdi ben hepsi bunu kendimde arıyorum. Ya öyle düşün, öyle düşünmeyin. Siz en azından bunu fark ettiniz. Bu da sizin ne kadar iyi bir insan. Senin Sarp, sen de git herkese bir hareket yap. Önce Ezgi'ye sonra misafirlere hareket İnsan yap. İnsan gibi yayınlanabilecek bir hareket yap. Canımızı sıkma.
Evet. Arkadaşım. Şey, ayağa kaldırırsın adamı. Kaldırırsın ayağa. Lütfen. Sizi böyle görmek istemiyorum. Ama böyle olabileceğimi hiç tahmin etmiyorum. Kaldırırsın. Adam... Mete git. Şey, Ezgi geldi ki bütün para benim. O zaman boşan de Mete'ye. Evet. Ay ben iğrenç bir insan çıktım ağzımı açmadan ya. Bana bak, bütün para benim, boşan istiyorsan git onunla evlen. Ne yapıyorsan yap. Zaten şu an çok yakıştık bence. Bence de bayağı hoş oldunuz. Ezgi çirkefleş ya. Bütün para benim mi? Bütün para benim. Evet. Çıkın dışarı. Çık, komşu momşu istemiyorum evde. İnanın hadi çıkın. Gibi. Bütün para bunun mu? Onun. Ya sen neredesin? Arkadaşım. Ya? Seni kim üzdü böyle yıllarca lütfen. Arkadaşım ya. Yapma. Yapma. Hikayenin sonu bu değil. Alkışlarla gönder seyirciyi. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ağzına sağlık. Ezgi, önce arkadaşımla Sarp'ı kovarsın evden. Arkadaşımla Sarp'ı kovarsın evden. Sonra kocanı Mete'yi kovarsın evden. Ama arkadaşımla Sarp insandır. Mete'yi almadan gitmezler. 3, 2, 1. Ver müziği. Çıkın dışarı. İstemiyorum sizi. Seni de istemiyorum artık. Yürü git. Allah belanı vermesin seni. Yuh. Tövbe de. Yuh abi çık. Ben çıkıyorum. Beraber gidiyorum. Arkadaşım sen dönersin. Mete'ye dersin ki sen bizimle alay ettin ama biz seninle etmeyiz. Gel ekmeğimizi bölüşek. Evet. Bu güzel konuşmayı bölüşeke bağlayarak... Yereselleştirip. Tamam. Evet. Hammasi kepazeliği. Gerçi biz sizin yanınızda çalışırken... Bizi elinizden geldiğince... Dışarı yaptım. Çıkın, orada konuşun. Senin ağzını yüzünü dağıtırım senin ya. Bizi olabildiğince aşağıladınız ama biz öyle insanlar değiliz. Biraz Anadolu çocuğuyuz. Bizim bir tane ekmeğimiz varsa onu da sizinle yapacağız. Ekmekleri aldım ben. De ki, ben bu yellozu döveceğim ya. Arkadaşım, hayır. De ki, bölüşek. Bölüşek, bölüşek. Bizim bir ekmeğimiz var. Eğer senin için sakıncası yoksa onu gel beraber bölüşek. Bölüşek değil, bölüşeceğiz. Siz dışarıda bekleyin. Bana 2 dakika verin. Senin sıkıntın ne bacım? Arkadaşım. Arkadaşım yapma. Ve ağzınızda ananana ananana ananana. Bunu yönetmene karşı söylüyoruz. Yok, yönetmene söylüyoruz. Ananana. Alkışlar. Mete Orozoğlu.